Sizce haberleri kadınlar mı sunsun, erkekler mi? Kadınlar sunsun. Daha mı avantajlı kadınların sunması haberleri? İzleyene sormak lazım, bilmiyorum. İzleyene sormak lazım. Sen mesela yani dışarıdan birisi olarak izleseydin kadının mı sunmasını mı isterdin, erkeğin sunmasını mı? Habercinin sunmasını isterdim. Habercinin sunmasını isterdim. Diyerek gelişine sağlam geldi. Hocam yapacağız değil mi birazdan yapacağımız türkülerden bir tanesi? Hangi türkü var öyle? Koy mu yapalım yoksa Han Sarhoş Hancı Sarhoş mu yapalım? Han Sarhoş Hancı Sarhoş. Han Sarhoş Hancı Sarhoş'u bilenler var değil mi aranızda? Evet. Mustafa Alkıran'la ilgili bir ufak bilgi vereyim. Aslında uluslararası tiyatro yönetmeniymiş. 2 yıl öncesine kadar araba kullanmıyormuş. 2 yıl önce ehliyet alıp araba kullanmaya başlamış. Doğru mu abi? Doğru. Niye abi? Öyle. Araba kullanmayanlar sınıfındandım. Sonra araba kullananlar sınıfına geçtim. Hafızası çok güçlüymüş. Canını yakanı unutmazmış. Bunu bilgileri hanımınız verdiğine göre bayağı bu konularda sıkıntı verdi. Herkesle ilgili olumlu bir yan bulunmuş. İnsanların kötü yanlarını hayatta görmezmiş. Ebru Hanım söylemiş arkadaşınız. Allah kimseyi Allah. Kırıcı ya da aşağılayıcı konuşmalar yapmazmış. Sağ olsunlar. Evet. Dizi filmler hariç. Nazlı Öztarhan. Yemek yemeyi çok severmiş. Yemek yerken başkasının tabağına falan atlarmış. yemek yeme performansı herkesi şaşırtırmış. Özlem Hanım söylemiş. Evet doğru. Güzel şarkı söylermiş. Yok estağfurullah. Burada hiç öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yok. Selçuk bile söylüyor. Sen niye söyleyemeyeceksin yani? O da bir sıkıntı olmaması lazım yani. Liseyi İsveç'te, üniversiteyi İsviçre'de. Boston'da okumuş. Öyle mi? İsviçre ve Amerika'da evet. Boston derken Boston'dan bahsediyorum. İngilizce telaffuzundan. İlkokulda 6 ve 8'i hep birbirine karıştırmış. Annenizden gelen... 6 ve 9. Evet. 6 ve 9'u birbirine karıştırmış. Annenizden gelen bilgilerden. Peki devam ediyorum. Selçuk Balcı. Annesinden gelen bilgiye bakın. Çocukluğunda çok zeki, hazır cevap, hiperaktif ve çok yaratıcıydı. Sonradan anneden gelen bilgi bu yani. Hani en acayip yerden teyit ediyoruz. Doğru. Aile içinde ve çevremde öyleyim. Çocukken zeki, hazır cevap, hiperaktif ve yaratıcıydı demiş annen. Evet. Annesinden ilk kemençe istediğinde annesi izin vermemiş. Okuldan derslerinden geri kalır diye. Fakat Selçuk o kadar hırs yapmış ki evlerinde tadilat olduğu için anne ve babası dışarı çıkamıyormuş diye Selçuk'u markete, bakkala, nalbura falan yolluyorlarmış. O da çok istekli gidiyormuş. Meğer oralara verdiği paraları daha fazla söylüyormuş. Bayağı ilk kemençeyi evi soyup almış. Selçuk'um evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,